Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lokum gibi şerbeti tam kıvamında inanılmaz lezzetli yiyen tadan herkesin pastaneden hazır zannedeceği şekerpare yapıyorum. Bütünlüğünü koruyan tepsiden ya da borcamdan aldığınızda asla dağılmayan şahane bir tarif dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak şerbetimizin yapımıyla başlıyoruz. Orta boyutta bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şeker, bardak ölçüm 200 ml, 3 su bardağı su, bardak ölçüm yine aynı şekilde 200 ml standart. Standart su bardağı ve içerisine dilerseniz bir dilim limon benim gibi ya da dilerseniz birkaç damla limon da ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar orta gözde ocağımızın üzerine alıyoruz ve şerbetimizi 15 dakika boyunca kaynatıp hemen ocaktan alıyoruz. Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Evet, şu anda şerbetimiz hazır. O bir kenarda beklesin, soğusun. Biz hızlı bir şekilde hamurumuzun yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 200 gram tereyağı ya da tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yalnız oda ısısında olacak, dikkat edelim. Bir tane medium boyutta yumurta, bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu, yarım su bardağı pudra şekeri, bardak ölçüm 200 ml. Benim bu tatlımın olmazsa olmazıdır Hindistan cevizi. 3 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde Hindistan cevizi, 5 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde irmik ekledikten sonra elimizi sokuyoruz içerisine ve güzel bir karışım sağlayana kadar iyice yoğuruyoruz. Daha sonra 3,5 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Bardak ölçüm 200 ml. Yalnız arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Un kalitesine göre her zaman farklılık gösteriyor. Unumuzu kontrollü yavaş yavaş yoğurdukça ekliyoruz. Bir avuçtan fazla un ekleyip yoğuralım. Ekleyip yoğuralım. Bakın görüyorsunuz, ben de videoda da aşama aşama size bunu gösteriyorum zaten. Kesinlikle bir hamlede asla unu eklemeyin. Ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Hamur kesinlikle biraz sert olmalı. Bu tatlının özelliğidir. En azından ben hep böyle yapıyorum. Hazır olan hamurumuzu toparlıyoruz ve üzerine temiz bir mutfak bezini örtüp 20 dakika dinlendirelim. 20 dakika dinlendirdikten sonra örtüyü üzerinden kaldırıyoruz. Tatlımızı pişireceğimiz borcamımızı ya da tepsimizin tabanını bu şekilde azıcık katı yağ ile yağlayalım. Bu yağlamadaki amaç da servis sırasında kesinlikle tabana yapışmasını engellemek. Hiçbir şekilde borcama yapışmıyor, yağlamayı unutmayın. Benim ölçüm 1 yemek kaşığıydı. 1 yemek kaşığı dolusu hamurumuzdan avucumuz içerisine parçalar kopartıp alıyoruz ve daha sonra kusursuz bir yuvarlak elde ediyoruz. Biliyorsunuz şekerpare yüz yuvarlak bir şekilde olmalı arkadaşlar. Avucumuzun içerisinde hamuru sağdan sola güzelce yumuşattıktan sonra yuvarlayalım. Sonra yuvarladığımızı tekrar avucumuzun içinde çevirip biraz daha yuvarlayalım. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Ortasına fındığımızı batıralım. Siz fıstık ya da badem de batırabilirsiniz ama şekerparenin orijinalinde fındık vardır biliyorsunuz. Hamurumuzu da gördüğünüz gibi arkadaşlar birer parmak boşluk olacak şekilde diziyoruz. Çünkü şişme sırasında birbirine yapışmasını ve görüntünün bozulmasını istemiyoruz. Şu anda şekerparemiz hazır pişmek için önceden sıcacık ısıtılmış 185 derece fırında 30 dakika pişirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterir. Güzelce esmerleşmesi gerekiyor. Nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkan şekerparemizin ilk sıcağının geçmesi için 5 dakika bekleyelim. Videolarımda ilk sıcağının geçmesi için dediğim zaman mutlaka bilin ki 5 dakika bekliyorum. 5 dakika bekledikten sonra tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak ve gördüğünüz gibi şerbetimizi kepçe kepçe güzelce tatlımızın üzerine bu şekilde dökelim. Tıpkı böyle suyun içerisine yüzer gibi bir görüntü olacak. Hiç merak etmeyin, onun tamamını çekecek. Üzerine boş bir tepsiyi çevirelim. En az 5 saat dinlendirelim ki şerbetini güzelce çeksin. Şu anda 5 saat doldu. Bekleme süresi dolduktan sonra tatlımız servise hazır. Yanına dondurma, kaymak ya da sade olarak da servis edebilirsiniz. Ben üzerine azıcık fıstık serpiştirdim. Şerbetli tatlının tabanında mutlaka azıcık da olsa şerbet kalmalı arkadaşlar. Yoksa bekleme sürecinde şekerlenir. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.